Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Red Shiba yani Kırmızı Shiba hakkında ince detaylar vermeye çalışacağım. Fakat en başında şunu belirteyim video çok fazla uzun süreli olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü bu kripto ile alakalı bu tokenla alakalı anlatabilecek hiçbir şey yok. Yani bomboş bir coin. Şimdi biraz sonra anlattıklarımdan sonra siz de benim ne de demek istediğimi anlayacaksınız. Biz öncelikle bir kripto para incelerken ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu olaya bakıyorduk. Şimdi bunu hemen İngilizce çevir. sonra tekrar Türkçe'ye çeviririm popüler olmuş bir coin'in sonuna ekleyip başına da herhangi red, mor, yeşil, kırmızı, yellow, işte black bir şey ekleyip böyle bir koyun çıkartılıyorsa biz genellikle bu tip coinlerden uzak duruyorduk. Neden? Çünkü bu Shiba coin'in veya Doge coin'in veya böyle popüler olmuş bir coin'in bu piyasadaki popülerliğinden faydalanıp kendileri ekmek çıkartmaya çalışan coin'ler oluyor. Şimdi e, burada da çok dürüst davranmışlar ama bakın bunu da söylemekten çekinmiyorum. Aşağı indiğimizde de nedir kırmızı Shiba demişler. Son derece başarılı olan Shiba token'dan esinlenilmişler. Valla helal olsun. Hani bak bu konuda ben adamlara helal olsun diyorum. Neden? Adamlar açık açık söylemiş. Biz bundan esinlendik arkadaş demişler. Kimisi hani öyle biz ondan esinlenmedik falan böyle ibare yazmıyor ya. Şimdi aşağı tarafa da burada 1 2 3 4 5 tane bir yer var gördüğünüz üzere. Burada da bu hani yazabilmek için yani burada maksat böyle yazılar olsun diyebilmek için yazılmış yazılar var. Neden? Şimdi burada Twitter'daki etkileşimle alakalı bir şeyden bahsetmişler. Demişler ki Twitter'da birleştirilmiş 1.5 milyon artı takipçili bu belirteç başından beri büyük bir desteğe sahip. Buradaki desteğe sahip olan kırmızı red şıba değil arkadaşlar. Buradaki desteği yani bir buçuk milyon kişinin takipçi desteğine sahip olan kripto para Shiba coin yani insanlar Red Shiba'yı desteklemiyorlar bunu formaliteden yazmışlar hani biraz önce şurada belirtmiştim ya size işte esinlenilmiştir burada da esinlenmişler yani buradaki Shiba coin'in takipçilerini de buraya çekmeye çalışıyorlar sonrasında bir anında takip demişler Red Shiba jetonuyla ödül almak için jetonlarınızı herhangi bir yere yatırmanıza veya gitmenize gerek yoktur demiş sadece jetonunuzda hani jetonları cüzdanınıza tutun bunu ne demek oluyor size bu mim köpek coinlerinde bahsetmiştim ya mim köpek coinlerinin genelinde bu tip coinlerde cüzdanı da tuttuğun süre zarfınca hani bir yakımlar falan oluyor ya, alımda satımda bir yakımlar oluyor işte yüzde beş bir kesinti oluyor yüzde iki buçunu yakım cüzdanı yüzde iki tutuculara gönderiyorlar. Buradaki anlatmaya çalıştığım mantık da bu zaten bu her mim coinde mevcut arkadaşlar benzersiz yazmak her alım ha işte bak buradaki. Burada, bunun bir değişik şeyini de buraya yazmışlar. Buradaki olayla bu ikisi aynı aslında şuradaki rakamı zaten gördünüz. <laughs> yani trilyon mudur? Nedir? Yani bir tane ben 3 yaşındaki çocuğa sıfıra bas desem o çocuk bile bu kadar sıfıra basmaya sıkılır yani basamaz yani. Buradaki ilerleyen zamanlar hani tokenomik denilen bir sistem vardı ya. Bunlar da aynı sistem mantığı üzerinde ilerlemeye çalışıyorlar. %5 ilk yakma %10 çok yakında tarz. Yani e, coin market cap listesinde kutlamak için diye bir şey yapmışlar. Coin listesine listelendiklerinde %10 yakım yapacaklar. Ama geleceğe dair emin olun ki hiç umudum olmayan bir coin. Yani bu coin hani biraz önce de söylediğim gibi halı çekme diye mi diye bir şey vardır ya. Aha onun haricinde öteye çıkmayacak olan bir şey. Dolduracaklar, boşaltacaklar. Dolduracaklar, boşaltacaklar. Mümkün oldukça çok fazla buna sıcak bakmayın. Neden? Zaten hani her şeyi geçtim, her anlattığımı geçtim. Şu Shiba'nın başına ret eklemeleri bile başlı başınca bu coin'den uzaklaşmamız için en etken sebeplerden bir tanesi. Kripto parayı da yani bu token'ı da bir arkadaşımız bize yorumlar aracılığıyla gösteri yapmıştı, yazmıştı. Ona bağlı olarak çektim bu videoyu da. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize çok iyi davranın.